Libya'dan ve Mısır'dan önce Arap Baharı'nın başladığı yer olan Tunus'ta Zeynel Abidin Bin Ali iktidarının devrildiği Yasemin Devrimi sonrası ilk özgür seçimler yapıldı. Ülkede yeni anayasayı hazırlayacak kurucu meclisin 217 üyesinin belirleneceği seçime katılım %90'ı aştı. Başkent Tunus'ta bu tarihi sürece tanıklık eden muhabirimiz Sami Fıradi aktarıyor. Genciyle yaşlısıyla halkın büyük bir çoğunluğunun katıldığı bu tarihi seçimler amacına ulaşacak ve halkın seçimi olacak gibi görünüyor. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı seçimde kayıtlı 7 milyonu aşkın Tunuslu seçmen oy kullandı. Ülke genelinde 27 seçim bölgesinde sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayım işlemi de başladı. Türkiye'nin de bir gözlemci heyet gönderdiği Tunus seçimlerinde sükunet hakimdi. Bazen insanların yüz ifadeleri bütün bir sürecin kendisinden daha çok şey anlatır. Burada hem sükunet hem de sevinç hakim. Birden fazla genç insanın bugün ağladığını gördüm. 81 partiden yaklaşık 11 bin adayın katıldığı seçimden yıllarca sürgün yaşadıktan sonra rejimin devrilmesiyle birlikte ülkesine dönen Raşit Gannouchi liderliğindeki Ennahda Partisi'nin birinci çıkması bekleniyor. Seçimin kesin sonuçlarının ise salı günü duyurulacağı ifade ediliyor.